gündemde Ekrem İmamoğlu hakkında açılan soruşturma var. Şahsen bunun için epey geç kaldığını düşünüyorum. İçişleri Bakanlığı ve Ankara'nın 3 yıla yakın bir süredir beklediler. Mart 2019 seçimlerinde Ekrem İmamoğlu seçilmiş. Daha sonra iktidar bu seçimi tanımamış, tekrar ettirmişti ve Haziran'da gecikmeli olarak Ekrem İmamoğlu koltuğa oturmuştu hepimizin bildiği gibi. 2022 tarihi geliyor. Mart seçimlerini baz alırsanız 3 ay sonra 3 yılda olacak. Haziran seçimlerini baz alırsanız 6 ay sonra 3 yılda olacak. Ben bu kadar tahammüllü olacaklarını beklemiyordum açıkçası. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a karşı. Çünkü bugüne kadar muhalefet çevrelerinin seçime ve seçimle iş başına gelen yönetimlere saygı duymadığı ortaya çıktı. Yani sadece iktidar değil, muhalefet çevreleri de saygı duymadı. Çünkü saygı duysalardı, özellikle Doğu ve Güneydoğu'da seçimle iş başına gelmiş HDP'li belediyelerin elinden e, bu gasp edilirken e, ve halkın e, seçme hakkı elinden alınırken, halkın iradesi, milletin iradesi, o dillerden düşmeyen irade e, yaka paça edilirken, e, içeri tıkılırken, e, büyük bir saygısızlıkla hiçe sayılırken e, kimse sesini çıkarmadı ve hala o belediye başkanları hakkında elle tutulur bir e, suçlama, elle tutulur bir dava falan görülmüşte de değil. On tamamen siyasiydi bunu herkes de biliyor. Hatta bir örnek vereceğim. Ayhan Bilgen en son görevden alınan, e, belediyesine kayyım atanan seçilmiş belediye başkanıydı. Halkların Demokratik Partisi'nde Kars Belediye Başkanıydı ve Ayhan Bilgen aynı şekilde gadre uğradı. Soruşturma başlatıldı gözaltına alındı, tutuklandı, içeride yattı. Sonra tahliye edildi. Şimdi serbest. Hatta HDP'den ayrıldı ve bir parti kuracağı falan ifade ediliyor. Bir şey yok. Yani ser tahliye edildi ve başkanlığa da iade edilmedi. Koltuğuna da iade edilmedi. Böyle bir fütursuzluk var. Çünkü hemen herkes biliyor yapılan işlemin ne olduğunu. Ondan dolayı da iktidar ve muhalefet çevreleri arasında özellikle CHP, İYİ Parti çevreleri arasında bir gizli mutabakat var tabir yerinde işte bir anlamda. Dolayısıyla bunun CHP'li belediyelere gelmesi veya İyi Partili neyse belediyelere sirayet etmesi kaçınılmaz, kaçınılmazdı. Dolayısıyla kazanın doğurduğuna inananlar öldüğüne de inanacaklar. Ben İmamoğlu ve Mansur Yavaş hakkında yola çıkan çıkacak soruşturma görevden alma ve içeri tıkma, hapsetme, cezaevine koyma eylemlerinin epey geciktiği düşüncesindeyim e, ve muhalefetin bunu halen idrak edemediği düşüncesindeyim. E, şimdi önümüze düşen haberlerle ve bir takım Twitter yorumlarıyla konuyu daha detaylı analiz etmeye çalışayım ama ondan önce hafta sonu Netflix'te gösterime giren herkesin seyrettiği, seyretmeyeni döve, dövüyorlar yani o derece Don't Look Up. Yukarı bakma. Türkçesi. E, filmi hakkında birkaç cümle söylemek istiyorum. Ben de filmi seyrettim. Ve filmi belki hafta sonu seyretmezdim ama hakkında o kadar çok artık entry, giriş, yorum vardı ki Twitter'da, başka yerlerde e, ve bu filmi seyredip üzerine bir şeyler söylemek farz olmuştu. E, filmi seyrettim. Filmi beğendin mi? Beğenmedin mi? Film bir seyirlik yani hmm, çerez diyebileceğimiz vakit geçirme amaçlı filmlerden biri. Ne senaryo, ne oyunculuk, ne kurgu vasatın üstüne çıkmıyor. Onu söyleyeyim bir Netflix yapımı. Netflix son dönemde özellikle toplumlar, devletler, gazetecilik, soruşturmacı gazetecilik anlamında gerek belgeselleriyle, gerek dizileriyle, gerek filmleriyle bir tür sosyolojik sorgulamalar yapıyor. Siyasal ve sosyolojik sorgulamalar yapıyor. O sorgulamalara mühim bir halka Up. ama dediğim gibi bu konuların üzerinden geçmiş, bu konuları çok çalışmış ve bu konularla uzun yıllardır hemhal olmuş. Benim ve benim gibi insanların çok fazla yeni bir şey öğrenmeyeceği bir film ama konuya yeni başlayanlar, siyaset sosyoloji sosyoloji ilişkisi, sosyal ağlar, işte devletler, çıkarlar, ilişkiler, seçimler, öncelikler, tercihler bu konulara yeni giriş yapan insanların elbette başlarken seyretmesi gereken filmlerden biri. İkincisi Konuyu Amerika merkezde ele alıyor. Her zaman olduğu gibi her şey Amerika'nın etrafında dönüyor ve Amerika kurtarırsa dünyayı Amerika kurtarır gibi klasik bir kurtuluş günü hikayesi. Dünyaya yaklaşmakta olan bir kuyruklu yıldızı haber veren iki bilim adamı, bilim insanı. Biri DiCaprio, öbürü de Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence doktor öğrencisi, DiCaprio ise onun hocası pozisyonunda. İki bilim insanı Dünya'ya bir kuyruklu yıldız yaklaşıyor. 6 ay içinde çarpacak. Şili'nin Batı kıyıları olacak ve bu çarpmanın etkisinde Everest Dağı büyüklüğünde bir kuyruklu yıldızdan bahsediyoruz. Bu çarpmanın etkisiyle Dünya yok olacak. Dünya'da yaşam yok olacak. Dünya yok olmayacak da, Dünya'da yaşam yok olacak. Teziyle önce Beyaz Saray'a gidiyorlar. Beyaz Saray'ı ikna edemeyince medyaya ve böylelikle film başlıyor. Yani anlattığım bölüm zaten filmin ilk 8-10 dakikası. Spoiler vermedim. Klasik bir kıyamet öyküsü ki bir kuyruklu yıldızın dünyaya çarpmasıyla kıyametin kopacağı meselesi sadece bir Netflix filminde değil bugüne kadar hep konuşulmuş bir hikayedir. Bediüzzaman'ın Zaman'ın eserlerinde de geçer kıyametin bir kuyruklu yıldızın çarpmasıyla kopacağı ihtimali. Onu da belirteyim. Yani kuyruklu yıldız çarpmasıyla dünyada kıyamet kopacak meselesi öteden beri dile getirilen bir şeydir ve bu bir popülist popüler bir filmde de konu olmuş. Burada konunun ciddiyetinin algılanmadığı, işte sosyal ağlarda dalga geçildiği, televizyonlarda dalga geçildiği, Beyaz Saray'ın olayı siyaset malzemesi haline dönüştürdüğü filan gibi hicivler var. Bir kara komedi. Sadece şunu söyleyeyim. Bir kere bir iddia ortaya koyuyorsanız, Kuyruklu Yıldız dünyaya çarpacak ve dünyada yaşam bitecek. Bu dünyanın kıyameti olacak. Ve bu 6 ay içinde olacak. Bu bir iddia ortaya koyuyorsanız, bu iddiayı elbette yetkili insanlarla paylaşmanızsınız ve bunun yöntemleri var. E, doğru iletişim kurmazsanız, medyaya çıktığınızda da doğru medya araçlarıyla bunu yapmazsanız, filmde görüldüğü gibi, özellikle filmin ilk yarısında epey bir eğlenceli sahneler ortaya çıkar ve bunu yapan insanlar e, çıktıkları amaç neyse ellerine yüzlerine bulaştırabilirler. O açıdan e, çokça mantık hatası var, aynı zamanda bu tarz yöntem hatası da var. E, bu böyle yani e, siz e, kıyamet geliyor siz e, kötü bir final geliyor siz e, bir yok oluş geliyor bir yokluk geliyor e, bir final geliyor ya da işte uçurumun başındayız düşmek üzereyiz filan gibi bir şeyi anlatmaya çalışıyorsanız birilerini uyarmaya çalışıyorsanız e, bu ...konuda iki şeye dikkat edeceksiniz. Bir, doğru araçları ve yöntemi kullanacaksınız. İki, neticede son tüketiciye, son kullanıcıya... ...kullanma araçlarını doğru tespit edeceksiniz ve... ...mesajınızın doğru geçip geçmediğinden emin olacaksınız. Bütün bunları yaptığınız halde mesajınız hala geçmeyebilir. Tıpkı filmde olduğu gibi insanlar... E, ...yukarı bak, bak kuyruklu yıldız yaklaşıyor... ...gözde de görülüyor, çıplak gözde de görülüyor dendiği halde... ...hayır yukarı bakma. Ben... Yukarı bakmak istemiyorum. Ben yukarı bakmak istemiyorum. Her ne kadar sen söylediğinde haklı olsan da olmasan da senin söylediğine itibar etmiyorum. Bir kuyruklu yıldız var mıdır yok mudur? Gerçekten yukarıda mıdır? Böyle de bir şey var. Etkileşim var. Yani siz o iki maddeyi yerine getirseniz de iletişim anlamında mesajınızı topluma geçiremeyebiliyorsunuz. Tıpkı son 8 senedir Türkiye'de bas bas bağıran şu finali. Birilerinin bas bas yani final bağıra bağıra geliyordu birileri de bas bas bağırdı 8-10 yıldır ama bir türlü gereken uyarıcı etki ortaya çıkmadı. Ha bu sizin başarısız olduğunuz anlamına gelmiyor sadece sonuç anlamadığı anlamına geliyor. Fakat siz durduğunuz yeri itibariyle yaptığınız iş itibariyle mühim bir şey yaptınız ve mühim geriye doğru mühim bir kayıt ortaya koydunuz. Benim ve benim gibi gazeteci arkadaşlar veya akademisyenleri de bu çerçevede değerlendirebilirsiniz. Bir alt küme olarak düşünebilirsiniz siyaset bilimcileri, uyaran başka insanları. Bu sizin başarısız olduğunuz anlamına gelmiyor. Ama bu süre içerisinde sonuç alınamadığı anlamına geliyor. Bunun da farklı sebepleri var. Ee, güzel bir bakış açısı sunmuş Don't Look Kapki filmi. Fakat bu böyle devam edecek. Yani bu filmi izleyen emin olun bu filmi milyonlarca insan izleyecek. Belki 50 milyon, 100 milyon kişi izleyecek. Belki 200 milyon kişi izleyecek. Olabilir. Fakat bu filmin bu kadar izlenmesi toplumsal bir uyanmaya, toplumsal bir uyanışa sebep olmayacak. Bunu da göreceğiz. Bunu da göreceğiz. Çünkü filmde tasvir edilen ve kara komediyle, bir mizah diliyle filan anlatılmaya çalışan hikayenin hep beraber içinde yaşıyoruz ve birer parçasıyız. Birer parçasıyız özür dilerim.